Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda nefis bir çorba hazırladım sizler için. Çorbamız karalahana çorbası. Karadeniz'de en çok sevilen çorbalardan, lezzetlerden biridir. Gereken malzemelerimiz 2 demet karalahana, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı mısır unu, 1 çay bardağı mısır, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ ve baharatlar, kırmızı pul biber ve karabiber, damak zevkinize göre de tuzunuzu ayarlayın ve başlayalım hazırlamaya. Pazardan aldığım karalahanalarımız tazecik, gördüğünüz gibi yemyeşil ve çıtır çıtır. Bunları güzelce incecik incecik doğrayarak çorbamızın ilk aşamasını yapmaya başladım. Ben çorbamızı hazırlarken karalahanamızın yapraklarını haşlamıyorum. Kendi buharında ve çorbanın içerisinde pişerken yumuşamasını sağlıyorum. O yüzden ne kadar çok ince kıyarsanız o kadar daha güzel sonuç elde edersiniz. Bütün yapraklarımızı doğradım ve şimdi geniş bir kaba alıyorum. Birkaç kez suyun içerisinden geçireceğim. Evet, lavabomuza götürelim ve içerisini su dolduralım. Şöyle hafif elimizle karıştırarak süzgecimize aktaralım. Karalahanamız artık çorbamızda kullanılmak üzere hazır. Diğer malzemelerimizi de havuçları ve patatesleri rendeledim. Soğanımızı doğradım. Malzemelerimiz hazır. Tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyorum ve eritmeye başlıyorum. Tereyağımızın üzerine biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. 2 yemek kaşığı olacak şekilde. Doğradığım soğanlarımı yağımın içerisine katıyorum ve soğanlarımız biraz yumuşayıp sotelensin. Soğanlarımızın üzerine de diğer sebzelerimizi eklemeye başlayacağım. Rendelediğim havucumuzu katıyorum. Havucumuz da soğanla birlikte biraz daha kavrulsun. Çorbamızı, sebzelerimizi bu şekilde kavurarak hazırlıyorum. Ben bu lezzeti çok seviyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmasını öneriyorum. Patatesimizden de katıyorum. Patatesi de havuç ve soğanla beraber çevirip biraz kavuracağım.
İyice kavrulup yumuşamaya başladılar. Biraz da sıcak su ilave ediyorum. Patatesimiz ve havucumuzun daha yumuşacık ve iyice pişmesini sağlamak istediğim için sıcak suyumuzu da ekledim. Bir yemek kaşığı salça ilave edip ezerek karıştırıyorum. Dilerseniz çorbamıza salça eklemeyebilirsiniz. Ben salçalı lezzetini de çok seviyorum. Salçasız da yapıyorum bazen. Bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ve üzerine yarım çay bardağı bulgurumuzu ilave ediyorum. Bulgurun iyice pişmesi gerekiyor. Sıcak su ilave ederek bulgurumuzun da pişmesini sağlıyorum. Suyu videomuzda gördüğünüz gibi çok fazla eklemiyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar ilave ediyorum. Baharatlarımızı katalım. Bir tutam kırmızı pul biber ilave ettim. Bir tutam da karabiber ilave ediyorum. Ve ince ince doğradığım, güzelce yıkadığım lahanalarımı da katıyorum. Kara lahanalarımı. Kara lahanamız çorbamızın içerisinde pişecek. Yani daha önceden haşlayıp da ilave etmedim. Gördüğünüz gibi çiğden kattım. Patates, havuç ve soğanımız, içerisinde biraz da bulgurumuz vardı. Hep beraber ve üzerine bir çay bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Pişirmeye bırakacağım. Damak zevkimize uygun olacak şekilde tuzumuzu da ilave edelim. Ve tenceremizin kapağını artık kapatalım ve pişirmeye bırakalım. Eğer içerisindeki su miktarı azalmış ise, bakın gördüğünüz gibi suyunu çok çekti. Şimdi yeniden kaynar su ilave ediyorum. Üzerini geçecek kadar döküyorum. Ve yarım çay bardağı kadar mısır unu ilave ediyorum. Mısır ununu yavaş yavaş serpip karıştırın. Çorbamızın suyu size yeterli gelirse böylece bırakabilirsiniz. İsterseniz biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Tenceremizin kapağını kapatalım ve çorbamızı kaynatmaya bırakalım tekrar. İyice kaynamaya başladı çorbamız. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. İçerisindeki tüm sebzelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Bulgurumuz da iyice pişti. Çorbamız servis için artık hazır. Ocağımızın altını kapatıyorum. Ve ilk sıcaklığının geçmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaları da azalmaya başladı ve çorbamızı artık servis etmek için çorba kaselerimizi almaya başlıyorum. Çok besleyici ve doyurucu olan, çok güzel bir lezzet olan bu çorbamızı mutlaka sizler de yapın ve deneyin. Pazarlarda mutlaka kara lahanayı tazecik bir şekilde bulacaksınız. Çorbamızın üzerine ben kurutulmuş isot doğrayıp koydum elimle. Sizler tabii kendi damak zevkinize göre istemezseniz koymayabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İftarda, diğer günlerde bu güzel lezzeti mutlaka sevdiklerinizle birlikte sizler de tadın. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.